Gerçekten ilk kez Güzelliğe Değer Katında adı altında bu sektöre hizmet eden bütün hekimler, estetisyen arkadaşlarımız, bütün ortak paylar, firmalar, ilk defa böyle bir şey oldu. Mutluyum, umarım bunun devamı gelir. Gelecekte insanlar bu alanda, özellikle güzellik ve estetik alanında daha iyi uğraş verirler, ülkemiz daha ileri gider. Sağlık turizmi için çok önemli. Umarım Ufuk Bey'in açtığı bu yol daha da güzel gelişerek devam eder. Ufuk'u çok seviyorum. Bu ödülü bana verdiği için bu ekip, çok teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Bu ilk ödül olacak galiba. İlk kez verilecek. Çok güzel bir şeye imza attı. Onu tebrik ediyorum. Antalya'dan geldim. Ödül için de çok teşekkür ediyorum tekrar. Böyle bir güzel bir günde böyle bir geceyi düzenlediği için Ufuk Bey'e ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu onura layık görüldüğüm için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü de sadece kendi adıma değil, içinde bulunduğum bir dernek için alıyorum. Dünya İnsani Dayanışma Derneği. Amacımız özellikle mağdur bölgelerdeki köy okullarına katkıda bulunmak, yeni okullar yapmak ve o çocuklara ulaşmaya çalışmak. Ufuk Bey bizim yönetim kurulumuzun en etkin üyelerinden bir tanesi ama Doktor Ufuk Alatekin Akademi sadece hayvanlar için çalışmıyor, kız çocukları için ve bir şeylere dokunmaya çalışan, bir şeyleri değiştirmeye çalışan herkes için orada oluyor. Ufuk'a ben çok teşekkür ediyorum. Hem bizim yönetim kurulumuzda olduğu hem de bu güzel organizasyonu yaptığı için güzellik hayatı değiştirecek. Güzellik, iyilik, iyi olmak, bir şeyler yapabilmek. Bu açıdan bu gecenin değeri çok büyük. Ben de ödül alacakları çok merak ediyorum ama ödül alacakların hepsi de bir yerde, bir şeye, bir yere, birine, birilerine, bir canlıya dokunmuş kişiler olacak. Güzel bir gece olacak. Öncelikle böylesine güzel bir organizasyon hazırladıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adım Özlem Kaya, Hekimler Söylüyor projesinin proje koordinatörüyüm. Eğitime destek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından 55 hekimle birlikte oluşturduğumuz bir müzik albümü projesi ve albüm gelirleriyle Türkiye Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturulan Hekimler Söylüyor Burs Fonu'yla geleceğin hekimleri olan kız öğrencilerimizin eğitimine destek oluyoruz. Bu geceye düşünüp bizi de davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Eser, bir sanatçı dokunana dek anlamını arar. Bir heykel, bir tuval ya da bir enstrüman. Bazen de bir insan. Soyut veya somut olsun, günün sonunda aranan güzelliktir. Düşündürür, gülümsetir ya da hissettirir. Bedeninizdeki güzelliği ortaya çıkarmak için buradayız. Doktor Ufuk Alatekin. Herkes için estetik. Değerli misafirler, sevgili dostlar, güzelliğe değer katanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bize göre güzellik bir tecrübedir. Evet, öyledir. Yüzeyden uzakta, biçim, duyular ve her türlü bağlamdan bağımsız, öznel ve özeldir. Hislerin hiyerarşisiz toplamıdır. Bir spektrumdur. Her şeyden ilham olarak büyüyen bilinçten yansır. Ve onu en yalın haliyle tecrübe etmek isteyenlerin başına gelir. Asıl mevzunun onu bir şeyde bulmak değil de her şeyde arayabilmek olduğunu anlamışların da başına gelir. Güzellik var olmak için ihtiyaç duyduğu sebeplerden aranırsa zamansızlaşır, sonsuzlaşır. En çok da onu yeniden ifade etmeye sevenlere yakışır. İnsan
insana, canlıya, sanata kattıkları değerlerle bu güzel Haziran akşamı bizi bir araya gelmemize vesile olan Doktor Ufuk Alatekin Akademi'nin kurucusu Sayın Doktor Ufuk Alatekin'i huzurlarınıza davet ediyoruz. İnsan var olduğu günden bu yana birçok şeyi araştırdı. Peşinde oldu. Huzur aradı, mutluluğu aradı, güzelliği aradı. Güzellik askıdan alıp da giydiğin bir şey değildir. Güzellik herkes için arzu edilen, mutluluk vaat eden bir idealdir. Güzelliğe giden yolda ideallerinizi gerçekleştirmek için buradayız. Doktor Ufuk Alatekin. Herkes için estetik. Hepinize merhaba. Öncelikle katılımınız için çok teşekkür ederim. Hep birlikte zor ve sıkıcı bir karantina süreci geçirdik. Bu sürecin sonunda ya evlenip düğün yapacaktım ya da böyle bir gece düzenleyecektim sizi bir araya toparlayabilmek için. İyi ki evlenmemişim. Hayat hepimiz için sürprizlerle dolu. Çoğu arkadaşım beni tanıyor. Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu uzun bir süre yatağa mahkum kaldım. Bu süreci aramızda değil, yazlıkta karantinadan dolayı ama canım annem ve canım kardeşim sayesinde asla pes etmemek üzerine atlattım ve şu an yanınızdayım. Bu asla pes ettirmeme durumunu kardeşim biraz abartmış olabilir ama yine de olsun. Sonuçta iyi bir şey oldu. Benim bir Erol abim var. Aslında bu gecenin mimarı biraz da o. Ona çocuk esirgeme kurumundan çıkan kız çocukları için meslek edindirme kursları düzenlemek istediğimi söyledim yıllar önce. Ve birlikte bu düşünceyi alıp akademi haline çevirdik. Şimdi bugün burada toplanma amacımız özellikle bu gecenin tüm geliri sığınma evindeki kadınlara gidiyor. Bir kadının yalnız veya çocuklarıyla birlikte sığınma evine gitmesi gerçekten iç acıtan bir durum. Mesleği olan, ekonomik özgürlüğü olan kadın kimseye bağımlı olmadan yaşayabilir. Amacımız sizlerle birlikte bu iyilik hareketini büyütüp daha çok kadına, canlıya, çocuğa ulaşabilmek. Hayatta hiçbir canlı kimsesiz kalmamalı. Bu gece sizlerle kimsesizlerin kimsesi olan kişi ve kurumları buluşturacağız. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödül ve yardım gecesini geleneksel hale getirip her sene tekrarını yapacağız ve daha büyük kitlelere uğraşacağız. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan akademimiz çalışanlarına, Vole Dijital Ajans, Ahmet Biral ve ekibine ve tabii ki Orçun'uma, organizasyon sorumlumuz Altuğ Çalım ve ekibine, burada olan ve olamayan değerli sponsorlarımıza, varlığınız, katılımınız ve destekleriniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Evet. Gönül ister ki böyle şaka falan yapayım ama henüz yeni başladık biraz sonra. Ödüllere yavaş yavaş geçelim. Kıymetli partnerim, ilk ödülü siz. Buyurunuz, sununuz bakayım. Teşekkür ediyorum. İlk ödülümüz Estetik Dermal Hayata Değer Katanlar Ödülü. Her köye sosyal alanlar, evcil hayvan pansiyonu, eğitim kenti, katı atık yönetimi gibi hayatlarımıza değer katan projeleriyle takdir ettiğimiz Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Güneli ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sevgili misafir.
Öncelikle ödül için sizlere, Ufuk kardeşime ve bu geceye, bu önemli geceye katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle belediye başkanlarının en büyük ödülü sırtının sıvazlanması ve yüzüne karşı şikayet değil de birazcık gülümsemedir. Bu çok güzel bir teşekkür oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Kuşadası'nda hayatı insanoğlunun sahip olduğu ölçüsüz bencillikten uzak diğer tüm canlılarla beraber yaşadığımızı bilerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve göreve geldiğimiz günden bu yana sevgili Ömür Gedik de burada canlarımız için çok şey yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde güzel olan Kuşadamıza ama çirkinleştirilmiş Kuşadamızı yeniden güzel yapmak için çok çabalıyoruz. Bunu Ufuk'un o güzel yüreğiyle görmüş olması ve bu geceyi de beni de davet etmiş olmasından çok büyük onur duydum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum herkese. Sıradaki ödülü sunmak isterim. Canlıya değer katanlar ödülü. Benim de evde ellerinizden yalan bir kızım var, bir köpeğim. O yüzden bu çok önemli bir ödül benim için. Hepimizin yakından tanıdığı, canlıya verilen önemin artması için çalışmalarıyla yüzlerimizi gülümseten, doğadaki tüm canlılara saygı göstermenin önemini bizlere tekrar hatırlatan, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, HAÇİKO kurucusu, değerli konuğumuz, Beşiktaşlı kardeşim Ömür Gedik. Güzel işler yapıyorlar ki dışarıdan göründüklerinin 10 katı fazla yapıyorlar ve çok kısa bir süredir ben de HAÇİKO yönetim kurulundayım ve gerçekten gurur duyuyorum. Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Bey, Yıltay Bey ve Ömür Hanım başkanlığında çok güzel işleri yapmaya devam edecekler. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ödülü ben kendim almıyorum. Ufuk da bu ödülün bir parçası. Yıltay da Hüseyin de ve bizim bütün yönetim kurulumuz ve HAÇİKO gönüllüleri. Eminim aranızda HAÇİKO gönüllüsü vardır. Hayvan haklarını savunanlar, hayvanlar için bir şeyler yapmak isteyenler. Bu güzel gecede sizlerle olmak çok güzel. Ufuk'u tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ama Celil'i de hiç es geçmeyeceğim. HAÇİKO'nun en önde giden bayrak taşıyıcılarından bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum sana Celil'ciğim. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Bütün canlılar için iyilik ve güzellik diliyorum. Çok sağ olasın. Sıradaki ödülü de ben sunmak isterim. Zira yakini. Medyaya değer katanlar ödülü. Tüm çalışmalarında ve programlarında toplum bilincini arttırmaya yönelik çabalarıyla medyada fark yaratan, medya etiği, toplum bilinci konularında gösterdiği hassasiyetle medyaya değer katan sevgili kardeşim Candaş Tolga Işık şu anda burada değil, Mert Çanga buradaysa ödülü almak için sahneye davet edelim. Buyurun efendim. Hadi artık. Terledim. Tanıdıklar bittiyse. Bitmedi. Sıradaki ödülümüz Asya Orphan Çocuklara Değer Katanlar Ödülü. 1970 yılından bu yana zihinsel engelli çocuklarımızın eğitiminde öncü, yıllar içinde binlerce çocuğumuzun ailelerin umudu olan Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı'nın Antalya Şubesi Başkanı Sayın Aylin Ayaz Yılmaz'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Zikevi hepiniz duymuşsunuzdur. Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı. Aslında böyle çocuklara yardım eden birçok vakıf var. Ama Aylin o kadar özel bir insan ki hem Antalya Vakfı'nın başkanı hem de inanamazsınız enerjisine, yaptıklarına, çocuklar için gerçekten bambaşka bir dünya açıyor. Kimsesizlerin kimsesi oluyor. Ailelere yol gösteriyor. İyi ki varsın. Ben edebiyatla konuşmayı çalışıyorum.
çok seviyorum. Doris Lessing gibi 5. çocuk. O 5. çocukları masaya oturtmadığımız sürece dünyaya barış gelmeyecek. Tüm 5. çocukları alıyorum. Bravo. Efendim, sıradaki ödülü sunmak bile bana nasip oldu. Meşhur tanıdıklarım var. Onlardan biri. Altın Güvercin Sanata Değer Katanlar Ödülü. Sesi kadar güzel kalbiyle kesinlikle katılıyorum. Forum Kütüphaneleri, LÖSEV projesi, Sensin O Sanat gibi sosyal sorumluluk projelerinde sunduğu desteklerle sanata değer katan kıymetli kardeşim Gökhan Tepe'yi ödülle almak üzere davet ederim. Çok kıymetli bir an, çok güzel bir durum içinde. Güzel kalbine tebrik ediyorum seni. İnsanlara yardım etmek herkese nasip olmuyor. Sana nasip etti Allah. Biz de senin yanındayız. Her zaman olmaya devam edeceğiz. Bir alkış rica ediyorum sevgili Ufa. Geceniz güzel olsun diye eğlenceler diliyorum. Sıradaki ödülümüz Cinsel Kadına Değer Katan Ana Haber Ödülü. Sunduğu haber programlarında aile içi şiddete dikkat çeken ve bunun önlenmesine yönelik farkındalık yaratan, kadının hikayesini bize en sadeli haliyle anlatan, kadınlarımıza değer katan sevgili Ece Üner adına sevgili Burcu Hanım'ı ödül almak üzere sahneye davet ediyoruz. Proje Kadına Değer Katan TV Programı Ödülü. Kadına şiddetin engellenmesi, ailelerin ve özellikle kadınların pandemi sürecinde korunması, cennet anneleri gibi kadına yönelik hassasiyet oluşturan çabalarını takdir ettiğimiz sevgili Oylum Talo adına Sayın Ece Hanım'ı ödül almak üzere sahneye davet ediyoruz. Jalupro Gençlik Serumu Geleceğe Değer Katanlar Ödülü. Doğuda kız çocuklarının eğitim görebilmesi için çok önemli. Yapılan okullara verdiği destekler ve çocuk yaşta evlilik oranlarının en yüksek olduğu yerlerdeki yardım çalışmaları için geleceğimiz olan çocuklara değer katan Sayın Doktor Ayşegül Saltat'ı ödülü almak üzere davet ediyorum. Doktor Ayşegül Hanım, aynı zamanda meslektaşım, camiamız tarafından çok sevilen, sosyal yardım projeleriyle çok bilinen bir insan. Hekimlik zaten tamamen vicdan ve merhamet gerektiren bir meslek. Meslektaşlarımın böyle projelerde yer alması gerçekten beni gururlandırıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim bu ödüle layık görüldüğüm için. Bu ödülü sadece kendi adıma değil, kurucusu olmaktan gurur duyduğum Dünya İnsani Dayanışma Derneği adına alıyorum. Bütün doğudaki, ihmal edilmiş bölgelerdeki, köylerdeki, özellikle kız çocuklarına ve kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya imkan verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum Ufa. Sıradaki ödülümüz Bella Mono, Kız Çocukların Eğitimine Değer Katanlar Ödülü. Öncüsü olduğu Ekimler Söylüyor albümünden elde edilen geliri kız çocukları eğitim bursu olarak değerlendiren, geleceğin kadınlarının hayatına değer katan Doktor Özlem Kaya'yı ödülün almak üzere sahneye davet ediyoruz. Hekimler Söylüyor projesindeki diğer doktor arkadaşlarımızı. Bu sadece kız çocuklarının tıp fakültesinde okuyan kız çocuklarının eğitimine yardım yapılmak için başlatılan bir proje. Ve bu proje tamamen doktorlardan oluşan bir albüm. Lütfen tüm Hekimler Söylüyor grubundaki arkadaşları buraya alabilir miyiz? Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük zorluklarla Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulduğunu bilen ve Cumhuriyeti olan
minnet borcunu eğitime destek olarak ödeyen hekimleriz. Biliyoruz ki güçlü kadın güçlü yarın demektir. Dolayısıyla Hekimler Söylüyor albümünün gelirlerini geleceğin hekimleri olan kız öğrencilerinin eğitimine aktarıyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz ve biz 110 kişilik kalabalık bir ekibiz. Tüm ekip arkadaşlarım adını alıyoruz. Yani hissiyatım şu ki çok zor dönemlerden geçiyoruz ama işte ödülleri verdikçe ve bu isimleri saydıkça insan için umut doluyor. Bu çok önemli bir şey. Diktofil DNA ışıntısı iyiliğe değer katanlar ödülü. Birbirinden değerli sanatçılarımızla birlikte oluşturulan ben hep çok sevdiğim albümüyle aynı adını taşıyan şiir kitabını tüm gelirlerini minik kalplerle el ele derneğine bağışlayan, yoksul kız çocuklarına burs imkanı sağlayarak iyiliğe değer katan Sayın Doktor Özlem Biçer'i ödül yardımcılığına davet ediyorum. Sanata değer katanlar ödülü. Birbirinden değerli, teşekkür ederim. Ve farklı kalemleri okuyucusuyla buluşturan, tasarımı ve yazar, çizer ekibiyle dikkat çeken Kafa Dergisi'ne, insana, sanata, edebiyata katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve genel müdürümüz Mertcan Bey'i tekrar davet ediyoruz. Tören bitene kadar? Her sene. Her sene. Daha bitmedi tabii orada. Bir ödül daha bekliyorum. Ödül yedireceğim, ben kendim vereceğim lazım. Öncelikle bu organizasyon... En iyi Mert ödülü veriyormuşum. İyice, o kaldı. Bu organizasyon ben, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 yıl oldu bizim de Kafa Dergisi'ni kuralım. Basılı yayının çok zor olduğu bir ortamda. Türkiye'nin en çok satan dergilerinden biri olmak bizim için tabii çok önemli ve bunu orada tutmak çok önemli. O yüzden önce okuyucularımıza, sonra bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sıradaki ödülümüz Skin değil, Eğitime Değer Katanlar Ödülü. Hekimlerimize verdiği eğitimler, mezoterapi camiasına kattıkları ile Mezoterapi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, değerli hocamız Sayın Doktor Ahmet Atalı, ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz.
Ufuk Bey'i sektörde olanlar anlattığı herkes bilir. Şimdi Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi sertifikası diye popülasyonu merdiven altından kurtarma projesi var. Doktorun yapması gereken işleri sertifikalandırıyoruz. Ahmet de bunun öncülerinden biri. Yani her dönem yüzlerce doktora eğitim veriyor ve doktorların ve toplumun bilinçlenmesini sağlıyor. Mezoterapi Derneği'nde Ahmet'le de beraberiz. Mezoterapi Derneği'nin kurucusu. Gerçekten yeni nesil hekimlerin önünü açıyor, ufkunu açıyor. Eğitim konusunda sonsuz destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Başta böyle güzel bir gözü düşünen ve uygulayan Ufuk'un benim saygılıyorum. Bildiğim en iyi şey eğitim. Çünkü ben bir öğretmen çocuğuyum. Bunun yanında bu sektörün gelişmesi için sadece güzel bir gelecek destek alanında daha iyi eğitim için eğitimin çok önemli olduğuna ve bilgi ve deneyim aktarmaya yarıyorum. Umarım bu güzel organizasyon yıllarca devam eder. Biz de seni destekleyenlerimiz çok teşekkür ederim. Bu güzel akşamın hazırlanmasına destek olan iki ayrı gruba bir teşekkür ödülü vermek isteriz. Voley Dijital Ahmet Birel Beyefendi ve B8 Organizasyon Altuğ Çalın lütfen. Ödüller bitti. Fakat şöyle bir şey, ödüller bitti diyelim. Ödüller bir şey oldu. Oligarkı daha önce biliyor musunuz bilmiyorum. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle gerçekten her zaman yanımızda ve İstanbul'un en gözde mekanlarında. İzniniz olursa yaptığı katkıdan dolayı onlara da bir ödül vermek istiyoruz. Oligarkın sorumlu müdürü Mert Güler Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İstanbul'un ve Boğaz'ın incisi olan Oligark'a hepiniz hoş geldiniz. Aslında hepinize bir müjdeli haber vermek istiyordum. Yasaklarımız kalkacak galiba. Eğer kalkarsa yaz boyunca bütün organizasyonlarımızda burada herkese eğlenmeye bekliyoruz. Hadi inşallah. Ve hocama teşekkür ediyorum ve değerli katılanlara çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi bu bir ekip işi, ekip olarak bunu yaptık ve bu kadar katılım sağlandığı için çekilişte 5 kişiye işte botoks, dolgu, gençlik aşısı, ip askılama gibi artık kişi neyi seçerse ondan hediye etmek istiyoruz. O yüzden giriş numaralarınıza göre sizin hani belki bilginize değil ama bizde yazılı bir çekiliş yapacağız. O isimleri sonra asistanlarımız alacak ve benimle buluşturacak. Can Tiryaki Efendi, 33 numara. Siz de efendim buyurun. Aylin Kaplan, 17 numara. Güzel. Aylin bunu sanırım. Sen de oku kız. Ben de tamam. Bunu da ben okuyayım. Ahmet Torkut. Bravo. Harika oldu. Buyurunuz efendim. Rica edelim. Herkesin ihtiyacı olabilir. Hocamızdan bize öğreniriz. Sekiz numara Erkan Özdemir. Bir de benden alalım. Nazan aramızda yok. Nazan Karakuş aramızda mı? O zaman hadi bir tane daha çek. Yüz.
var. 100 numara Hakan Topuz Beyefendi. Benden alabilirsin. Çok teşekkür ederiz. Ben de bitirmeden önce hem kardeşim Fuat hem de partnerim Seda'ya çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu akşam burada sponsorlarımız ve akademinin katkılarıyla İyi Film düzenlediğimiz iyilik hareketini gelecek etkinliklerinde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sahneyi Seda Mete ve ekibine bırakıyoruz. Hayat bir kutlamadır, güzel kalın. Alkışlarınızla Seda Mete.